Selamünaleyküm herkese. Nargile atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber deneyeceğimiz tütün PLS firmasının yeni çıkartmış olduğu Capri Sun'ın Safari diye bir aroması vardı bilirsiniz. Onlar da Safari Sun diye bir aroma çıkartmışlar. Kendisi o aromadan esinlenerek çıkartılmış bir tütün. Öncelikle videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Yani Capri Sun çocukluğumuzda ve hala da yetişkinliğimizde bile içmeye devam ettiğimiz güzel bir içecek olduğunu söyleyebilirim. Kendisinin içinde katkı maddesi olmadığı geçiyordu. Bakalım bunda ne kadar az katkı maddesi var. Çünkü katkı maddesi olmadan herhangi bir şekilde tütüne nargile aroması, nargile için bir aroma vermek mümkün değil bildiğiniz gibi. Test etmemiz için test amacıyla gönderilmiş, fikirlerimizi sağ olsun önemsedikleri için gönderdikleri bir aroma. Biz de bunun beraber sizinle beraber bir videosunu çekelim istedik. Öncelikle paketin sağını solunu çok incelemeye gerek yok. Çünkü test için numune gönderdikleri paket genelde bildiğiniz standart paket oluyor. Üzerine hatta bakın şu Capri Sun yazısı bile, daha Safari Sun yazısı bile etikette yapıştırılmış durumda. Şöyle şeffaf bir paket içinde çıkıyor. Üzerinde PLS yazısı var. Öbür folyo tarzı olan şeylerden birazcık daha farklı açıkçası. Yanlışlıkla çift kat koymuşlar gibi bir his var içinde ya da bilerek yapmışlar. Aa, bunda çift kat var. Çok ince olduğu için öyle çift kat yapmışlar. Ya koku var ya birebir. Birebir gerçekten birebir aynı ya. Hani diyeceğim ki ufak tefek benzemeyen yanları var da yok abi, yok öyle bir şey yok. Birebir aynısını yapmışlar. Aa, bunu hemen yapıp içelim ya. Hadi bakalım hemen güzel bir delikli birbirimize yapalım. Oturup içelim. Reaksiyonuna bakalım, hadi bakalım. Şimdi takım Vladia, Lüle GT Boss, biraz Türklerden gidelim dedik. Kömür Kefo Gold 26'lık, 26 mm 26'lık olan. Onun haricinde de bir tek ısı yönteminde abi Türklükten çıktık orada. Nagrani kullandık. Sizlerle beraber bir deneyelim artık şu tütünü. Bence gerçekten Capri Sun'a benzer bir aroma yapmışlar. Bu benim bayağı ilginç ve hoşuma gitti yani. Biz bunu neyle kıyaslayacağız biliyor musunuz? Capri Sun'la kıyaslayacağız. Safari Sun diye isim vermişsiniz. Yani Capri Sun'la aynı olmasını bekliyoruz tabii ki. Bence şu anlık gayet iyi. Açıkçası ben yani beklediğimden daha iyi bir aroma çıktığını söyleyebilirim. Tabii benzemeyen tatları da var. Az da olsa var. Ama şu anda gerçekten o tada yakın olduğunu söyleyeceğim size. Hani o narenciyenin içinde biliyorsunuz Safari aromasının içinde narenciye var. O narenciyi çok güzel bir şekilde hissedebiliyorum. Bu yani aromalar aslına bakarsanız güzel bir şekilde tutturulmuş. Yani bunu söyleyebilirim açıkçası. Ben bunu birazcık içeyim en iyisi. İçtikten sonra geleyim öyle yorumlayayım. Hadi bakalım. Ortalama bir 40 dakikadır falan içiyorum. Yani kömürler de falan da gördüğünüz gibi. Yani kefa bu konuda iyi. Bayağı iyi. Aroma olarak baktığımız zaman da aroması da şu anda gayet güzel. Gerçekten Capri Sun'a benzetmişler ya. Bu da bence çok güzel bir şey yani. Hani bu bildiğimiz bir içeceğin aroması olduğu için hani daha çok ilgi çekiyor, daha hoşuma gidiyor böyle tatların da çıkması. Çünkü hani toplum olarak bildiğiniz gibi biz birazcık daha klasikçiyiz. Daha çok damak zevkimize uygun şeyleri çok daha fazla severiz ki her toplum genelde böyle.
Biz de öyleyiz tabii ki. Ondan dolayı da bu bence hoş olmuş yani. Ya kapisanı içtiğiniz zaman şu portakal tadı, yani narince tadı birazcık ön planda gelir ya, bunda da aynı şekilde geliyor. Yani bence uydurmuşlar yani, içinde ananas var. Bu hissettirebiliyor. Ama o narincenin ön planda gelerek o şeyi, ananası daha arka plana atmış ama güzel bir denge sunmuşlar bu şekilde. Açıkçası ben tütünü gayet beğendim. Çok uzatmadan direkt olarak bence puanlamaya geçelim. Şurada bir puanlama tablomuzu açalım. İlk başta aromasal olarak bakalım. Aroma olarak gerçekten verdiği aromayı yansıttığını düşündüğüm için ben bunu aroma olarak 8 vereceğim. Neden 9 veyahut da 10 değil diye düşündüğümüz zaman da bazı nüanslarda ufak tefek eksiklikler var. Ama bu da o içim lezzeti kesinlikle çok güzel olduğu için yani yeterince yüksek bir puan verdiğimi düşünüyorum. Yoğunluğa baktığımız zaman da evet bu bir blond tütün. Ama blond tütün olduğu halde bence yoğunluk olarak da gayet güzel bir yoğunluğu var. Onun için yoğunluk olarak da ben buna 7 vermek istiyorum. Güzel, doyurucu bir aromaya sahip. Şimdi dumana baktığımız zaman da çok güzel bir duman olduğunu söyleyebilirim. Tekrardan dumanı size göstereceğim. Bayağı güzel bir dumanı var. Onun için dumana da 7 vereceğim. 8, 9, 10'u çok hak etmez ama 7'yi fazlasıyla hak ettiğini söyleyebilirim size. Son olarak kokuya geldik. İçeride güzel bir kapsam kokusu var. İçeride güzel bir meyveli tütün kokusu var açıkçası. Hani birine kapsam olduğunu söyleseniz evet bu onun kokusu der size. Onun için de kokuya da ben 8 vermek istiyorum. Gayet yoğun ve güzel bir koku kaldı içeride. Evet, Kaprisan Pelesi yapmışsınız yani. Bize bu deneyimi sağladıkları için, böyle bir fırsat sundukları için çok teşekkür ederiz. Tekrardan beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Daha farklı videolarda da görüşmek üzere. Eyvallah diyorum.